Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillah, الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله. فسبحان الذي قال في كتابه الكريم استعن بالله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة منجية من عذاب الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا إلى الله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وعلى خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده وبزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة بالحق أمراء المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله عز وجل في كتابه الكريم استعينوا بالله بسم الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Cemaat-i Müslümin, İhvan-ı Din. Sevgili Allah'ımız buyuruyor. Estağfirullah. İnne iddete şuhuri. Muhakkak ki ayların sayısı. İndallahi Allah katında. İnne iddete şuhuri indallahi. Muhakkak ki Allah katında ayların sayısı. İthna aşara şehran. 12 aydır. Ne zaman? Yevme halakas semavati vel arda. Allah-u Teala'nın yerleri ve gökleri yarattığı günden beri ayların sayısı 12'dir. Mevla Teala böyle vuruyor. Muhakkak ki Allah-u Teala'nın yerleri ve gökleri yarattığı günden beri ayların sayısı 12'dir. Yani değişmedi. O günden beri aylar 12 tanedir. Bunlar hicri aylar. Şu an İslamiyet'in de İslami olan her şeyi uyguladığımız Muharrem ayıyla başlayan hicri aylardır. Mevla Teala bu 12 ay yerlerin göklerin yaratıldığı günden beri değişmedi. Allah katında makbul olan Mevla'nın kabul ettiği ve buna göre İslami vazifelerin uygulanması gerektiği aylar 12 tanedir. Minha bunlardan vardır erbaatun hurum. 4 ay vardır ki bunlar haram aylardır. Bu 12 aydan 4 tanesi haram aylardır. Bunlar Recep ayı, yani 3 aylardan Recep, Şaban, Ramazan. Recep ayı bunlardan bir tanesidir. Yani tek başına olan Recep ayıdır. Diğer 3 tanesi peş peşe gelir. Muharrem ayı ilk ay. Ve ondan önceki işte hac ayları Zülkade ve Zülhicce. Zülkade ve Zülhicce. Zülhicce'nin onu da zaten kurban bayramı. Kurban kesiliyor. Bu 3 ay peş peşe yani 11, 12 ve 1. ay. Hicri ayların 1. ayı. Bunlar peş peşe haram aylar. Recep ayı ayrı bir şekilde haram aydır. Recep ayı da tek başına haram aydır. Aynı zamanda 3 ayların ilkidir. İşte bunlardan 4 ay Zülkade, Zülhicce, Muharrem ve Recep ayı bunlar haram aylardır.
Yani ta evvelden beri Mevla Teala, hatta cahiliyet döneminde bile müşrikler bu aylara hürmet ediyorlardı. Bu aylarda savaşmıyorlardı. Özellikle Recep ayında daha çok ihtimam gösteriyorlardı. Yani bütün savaşlar, bütün kavgalar, bütün gürültüler bu aylarda bırakılıyordu. Herkes barış içinde yaşıyordu. Daha sonra tekrar devam ediyordu bu aylar bittikten sonra. Minha arba'atun hurum. Zalike dinul kayyimu. İşte bu kayyim olan, sağlam olan dindir. Sağlam olan hesaptır. Bu 12 ay ve bunlardan 4 ayın haram ayı olması. Fela tazlimu fihinne enfusekum. Bu aylarda kendinize zulmetmeyin. Bu aylarda kendinize zulmetmeyin. Yani günah işlemeyin. Kötülük yapmayın. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِك۪ينَ Ve müşriklerle savaşın. Mukatele edin. Müşriklerle savaşın. كَافَةً toptan. كَمَا يُقَاتِلُونَ Onlar savaştıkları gibi. Kiminle? Kümsizle? كَافَةً. Onlar sizinle nasıl toptan, topyekün birleşip savaşıyorlarsa siz de o müşriklerle savaşın. وَعْلَمُوا Ve bilin ki اَنَّ اللّٰهَ مُحَقَّقْ كِ اللّٰهُ تَعَلَى Hazretleri مَعَ الْمُتَّقِينَ Müttakilerle beraberdir. İşte Recep ayı bu haram aylardan olması hasebiyle ve üç aylardan olması hasebiyle çok kıymetlidir. Mevla'nın ayıdır diye geçiyor hadis-i şeriflerde. Recep Mevla'nın ayıdır. Şaban-ı Şerif Resulullah Efendimiz'in ayıdır. Ramazan da Ümmet-i Muhammed'in ayıdır. Onun için bu ayda yapılan ameller, bu ayda yapılan oruçlar daha ziyade hem haram olması hasebiyle bazı hasalar, özellikler oluyor oruçlarda ve diğer ibadetlerde. Hem de Ramazan-ı Şerif'in birinci ayı olması hasebiyle, Mevla'nın ayı olması hasebiyle bu ayda, Recep ayında kıymet bilmek lazım. Recep ayını daha iyi takdir etmek lazım. An Ömer ibn-i Hattabi radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan rivayet olundu. Kale buyurdu ki Hazreti Ömer radıyallahu anh, Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yekulu şöyle diyordu. İnnemel a'malu bin niyat. İnnemel a'malu muhakkak ki ameller neyledir? Bin niyat, niyetler iledir. Niyetlere göredir. Muhakkak ki ameller niyetlere göredir. Ve innema ancak likulli imri'in her kişi için vardır. Maneva niyet ettiği şey vardır. Herkese niyet ettiği şey vardır. Ne için niyet ettiyse o vardır. Yani yapılan amellerde ameller diyor Mevla, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ameller niyetlere göredir. Yani bir iş yaparken, bir amel ederken, dini bir şey yaparken bu senin niyetine bağlı. Eğer niyetin içinde başka şeyler varsa, riya varsa, gösteriş varsa mesela, kibir varsa bunlar ameli feshediyor. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مَانَوَا فَمَنْ هَرْ كِمْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولُهُ Kimin hicreti, burada hicret edilirken buyuruldu. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise, hicret de bir ameldir, bir vazifedir. Hicret ederken eğer niyeti Allah ve Resulü ise, yani Allah için yapıyorsa bunu, peygamberi için, Allah için yapıyorsa, hicretuhu ilallahi ve rasulihi. Onun hicreti de Allah'a ve Resulüne'dir. Yani makbuldür. Femen kânet hicretuhu ila dünya. Eğer kimin hicreti de dünya içinse, bakın hicrette bir yerden bir yere gitmek var. Bir yerden dinin için, dinini yaşamak için Peygamberimiz zamanında Mekke'den sahabe-i kiram ne yaptılar? Peyderpey Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. Bunu yaparken, bu ameli yaparken niyet önemli. Ve diğer bütün amellerde de aynı şekilde. Niyet önemli. Eğer Allah için gittilerse onlar makbul. O amelleri makbul. Eğer Allah için gitmedilerse dünya için, dünyevi bir menfaat için, yani sonuçta görünüşte yapılan her şey aynı. Bütün zahiri şekilde yapılan amellerin hepsi aynı. Görünüşte aynı. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Ve diğer yaptığımız bütün vazifeler zahiri olarak aynı. Ama burada bir de kişinin niyeti var. Batini olan kişinin niyeti var. Bunu kimse bilemez.
Bu kişinin kalbiyle alakalı bir şey. Bu kalbinde dünya varsa, dünya için yapıyorsa o şeyi, onun fehicretuhu فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا اَوْاِمْرَاتٍ يَنْكِحُهَا veya nikahlayacağı bir kadın için. İşte hicret edenlerin içerisinde, yani hicret edip de işte birisiyle evlenmek kastı olanlar vardı. Olan birisi vardı mesela. O ne yaptı? Sadece o zahiri olarak yaptığı şeyin karşılığını aldı. Yani o kadınla evlenmiş oldu. Veya o dünya menfaatini elde etmiş oldu. Başka bir şey yok. Uhrevi olarak bir şey almadı. Kimin hicreti dünya için ise, isabet edeceği, kazanacağı bir dünya malı içinse veya nikahlayacağı bir hanım içinse, hicretu ila ma hacere ileyh. Onun hicreti de onadır. Sadece onu kazanır. Yani mesela bir kimse niyet etmese, oruç tutsa Ramazan-ı Şerif'te, ne yapıyor? Yemiyor, içmiyor. Aç susuz kalıyor aynı oruç tutanlar gibi ama niyet etmiyor. Ne olmaz? Sadece aç susuz kalmış olur. Veya namaz kılıyor. Niyet etmese ne olur? Sadece yatıp kalkmış olur. Belki o harcadığı enerjidir yani sadece. Başka bir şey yok. Ela inna ahsanel kelam ve ablagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kavluhu tebareke ve teala fil kelam estaizu billah felillahil hamdu rabbis semavati ve rabbil ardi rabbil alemin وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم